Maide. Şöyle bir bakalım. Şöyle senin için, Maide için bir bakacağım. Bak bir kutlama var. Evet, gözü kapalı güvenebileceğini gösteriyor aslında. Bu da benim için çok güzel oldu. Bak bunu özellikle söylemek istiyorum. Maide'nin uzaklaşma gibi bir durumu da var. Ekstradan zaten istediği, bak kalbinden geçen de bu ve bir kutlama. Yani güzel ve büyük bir haber. Hani derler ya, her haber kutlanmaz. Kutlanmaya değer olan bir haberden de bahsediyor. Önü bahtı güzel olsun inşallah. Güzel. Songül Yıldırım cevaplamıştım az önce. Şöyle bir bakayım sorulara. Sonra genel bir kart çekip evet sonlandırmak isterim. Hatice Tasbas kızı Mesra 84 doğumlu, evlilik var mı? Senin niyetine, Esra'nın niyetine. Evlilik durumu biraz beklemede kalacak. Özellikle söylediğim bir durum. İş var. Evlilik yok. Ama iş olduğunu gösteriyor. Bu da güzel. Bence şu anda bir evlilik durumunda sıkıntı yaşayabilir. Sıkıntı yaşayıp da üzüleceğine, iş durumunda daha sabit olursa çok güzel olur. İş durumu da evet başladığında uzun vadeli olabilir. Bak bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, tek kartla beraber sizlerin niyetine şöyle yapacağım. Sadece bana ben yazabilirsiniz. El kaldırma işareti koyabilirsiniz. Ama ve lakin şöyle tek kartla sizlerin niyetine çekmek istiyorum. İsim yazarak şöyle bir bakabilirim. Nuran Ateş, sende düşünme gibi bir durum görünmüyor. Onu söyleyeyim. Sati Gür, hemen seninkine de bakıp sonlandırabilirim. Aa bak, bu büyük bir başarıdır. Yani bu, sen düşünüyorsun ki Sati Gür mahkemeyi kazandığında büyük bir başarı elde edeceksin. Evet bak, gördüğün gibi. Bak bunu kısa vadeli bakıyorum, bilginiz olsun. Kutlama da yapmak gibi bir durumun var. Mahkemeye kazanma durumun uzun vadeli dahi olsa senin böyle bir rahat etme durumun var açıkçası ve başarı durumunun olduğunu gösteriyor. Bunu da kendi hayatına göre yorumlayabilirsin. Evet, hadi bakalım. İlk Öznur yazmış. Seninle başlamak istiyorum. Bak senin nasibine çıkan, çok düşüncelisin. Bak burada bizzat seni yorumlayacağım. Çok fazla düşünceli olduğunu gösteriyor. Ya bu kadarı da kendini kendine. Bak siz zannediyorsunuz ki psikolojik olarak düşündükleriniz bedene yansımaz. Bir sene yansımaz, iki sene yansımaz. Üçüncü sene bedeninize yansır. Lütfen bunları böyle ihmal etmeyin. Psikolojik olarak yaşadığınız her problem yarın bir gün bedensel bir sağlık problemi olarak geri gelecek. Ekstradan şunu söyleyeceğim Öznur, çok fazla içe kapanıklılığın, muhtemelen konuşamıyorsun. Konuşabilecek bir insan arasın.